değil ki burası, inan çok soğuk. Susmayı öğrendi yazık içimdeki çocuk. Yüzümü kime dönüp gülsem buradan da soğuk. Kalbimin yerini aldı kocaman bir oyun. Geri gelse de bir görse babam. Kırgın çiçeklere dönmüş hayat, her şey talan. Anne koş, Neriman Hanım göndermeden yetişelim. Hayır hayır. Ya durun. Ya durun. Durun. Durun benim kardeşim. Kader. Ya anne ya durun haydi. Ne oluyor ya? Durun. Kader. Hayır. Hayır durun. Ya içerideki benim kardeşim. Durun. Durun. İçerideki benim kardeşim. Ablasıyım ben onun. Onu benden alamazsınız. Kader. Kardeşim bu arabada değil. Ne? Bir sorun mu var? Bu çocuğu Maltepe yurduna götür dediler. Yok. Arkadaşımız karıştırdı. Kardeşim nerede o zaman? Neriman Hanım'ın yanında. Beni de koşturttun buraya kadar. Kız minnoş, yerim ben senin o düğme burnunu. Oh, yumuk yumuk ellerini de sevsinler senin. Ay, bebekler öpülmez ama ben seni öpeceğim. Oh, teyzesinin mis kokulusu. Oh, maşallah sana. Ay. Umut. Kardeşim. Kapıyı çalsaydınız bari. Umut mu koydunuz adını? Evet. Kader öyle istedi. Neriman Hanım, sizi çok seviyorum. O kadar taş kalpli, o kadar kötü bir insan olmadığınızı biliyordum. Çok teşekkür ederim. Tamam evladım, tamam. Cıvımı hemen çekil şöyle. Bebeği alacaksınız herhalde böyle koştur koştur geldiğinize göre. Evet evet, tabii ki. Annem alacak onu, çok iyi bakacak. Değil mi anne? Ay, tamam, üstüme gelmeyin. Ne? Ne, vaz mı geçtin? Anne o kadar geldin benimle. Hani beraber koştuk. Anne kardeşimi sen de istiyorsun değil mi? Anne lütfen bir şey söyle. Bak susuyorsun, beni çıldırtıyorsun lütfen. Kader. Sen çık, ben Banu Hanım'la bir yalnız konuşayım. Kardeşimle alakalıysa kalayım burada. Kader. Ama... Çık. Hala burada mısın Sadullah? Ne oldu? Ayrılamıyorsun cezaevinden. Gitsene artık, özgürsün. Kızım gelecek de onu bekliyorum. Kızın kaçta çıkacağını biliyor musun? Biliyorum. Ama herhalde bir işi çıktı. Ya da takıldı kaldı trafiğe falan. Bilmiyorum ki. Boşuna bekliyorsun Sadullah.
bunca yıl ziyaretine gelmemiş, mektup yazmamış çocuk çıkışına mı gelecek? Bile senden daha iyi annelik yapıyor yavrularına. Sen fırt fırt doğurup çocuklarını yetimhaneye atıyorsun. Hayır, belli ki annelik sana göre değil. Doğurmaktaki bu ısrarın nedir evladım? Teyze biliyorsun, ben sadece derini isteyerek doğurdum. Yani kader de bu da kazayla oldu. Kazayla oldu ne demek ha? İnsan kazayla elini keser, kolunu falan çarpar. Kazayla bebek doğurmaz. Hem doğum kontrolü diye bir şey var canım. Bu yaştan sonra ben mi öğreteceğim sana? Al. Al evladım. Al çocuğun. Al hadi. Hadi. Kızım alsana. Teyze, burada kalsa? Yani senin yetimhanende. Ya kadere baktım, buna da bakarsın. Allah belanı versin sen. Tövbe estağfurullah. Bunu da mı benim başıma atacaksın ha? Ne yapıyorsun sen evladım? Teyze ben yapamam. Ben bebek falan istemiyorum. Bakamam ben. Allah'ım sen bana sabır ver. Ne diye geldin o zaman? Koştur koştur. Bilmiyorum. Ya kader o kadar çok ağladı ki. Tamam dedim bir an için. Banu, kızım, evet ben kadere baktım. Başında çatısı, önünde yemeği eksik olmadı. Ama başını okşayacak bir el olmadıktan sonra neye yarar? Kırgın bir çiçek gibi mutsuz, üzgün büyüdü yavrucak. Bak, bak buna kıyamadım. Fikrini değiştirirsin diye aramadım müdürlüğü. Hem ben seni çocuklarına bakmaya mecbur muyum canım? Hayır, o hatayı bir kere yaparım. İkinci kez meslek hayatımı senin için riske atamam. Ay, hem sonsuza kadar burada çalışmayacağım herhalde. Yakında emekli olacağım. Bak, sana bir iş de buluruz. Büyür gider. Al evladım çocuğunu. Al götür hadi. Ha? Hadi büyütürüz. Hadi kızım. Hadi, hadi kızım. Ne konuşuyorlar bu kadar? Kader ben eve gidiyorum. Tamam anne ben de geçireyim seni.
Eve de gelirim sürekli. Seni hiç yalnız bırakmam. Söz veriyorum. Ay en korkuncu da bu. Ne? Ya kızların anneleri arasında diyorum. En fenası bu. Aslında benimki de hiç fena değil. Aa, seninki tam bir fenomen canısı. İşte biz de böyle gülüyoruz. Yoksa kafayı yiyeceğiz. Nazan Hanım. İfademi geri aldığıma göre Feride Hanım'ı şikayet etmeyeceksiniz değil mi? Hayır, şikayet etmeyeceğim. Merak etme. Ama o kadın görevden atılmayı hak ediyordu. Neyse. Defne bugün çıkar değil mi avukat bey? Elimden geleni yapacağım Nazan Hanım. Olayda zarar gören yok. En önemlisi Cemil şikayetini geri çekti. Salı verilmemesi için herhangi bir neden yok. Nazan Hanım müsaade ederseniz ben işlemlere başlayayım. Tabii tabii lütfen hemen. Sana teşekkür etmeyeceğim. Çünkü sen Defne'yi değil, Feride Hanım'ı kurtardın. Ama bir şey soracağım. Niye yaptın? Ha? Defne'ye evlatlık olduğunu söyleyerek eline ne geçti? Ha? Bunun için çok pişmanım ben Nazan Hanım. Pişmanmış. Artık çok geç. Çocuk öğrendi. Hayatının sonuna kadar bu yükle yaşayacak. Neyse. Artık bundan sonra hiç uğraşmayacaksın bizimle. Bak hele Serkan. Bunu asla öğrenmeyecek. Anladın mı? Ya Serkan benim arkadaşım. Onu üzecek bir şey yapmam ben. İnşallah. İnşallah. Yahu sen de amma tatava yaptın Cevdet. Ben mi patlattım arabanı? Sen de amma para göz adammışsın be. Kardeşim büyük Bahadir atlattı, canını kurtardı diye sevineceğine paranın peşine düşüyorsun. Bela okuma kardeşim, bela okuma. Bak benim çoluk çocuğum var. Sigortadan alınca paranın sıfır araba çekersin altına. Ne diye bu kadar çemp giriyorsun? Kemal ben senin yapacağın işi de seni de ulan hayvan senin ben... Küfrediyor şerefsiz. Bir daha iş vermez artık sana değil mi? Verir verir. Verir kız. Ne diye vermesin? Yahu adam bana ana avrat dümdüz gidiyor sen iş diyorsun Mesude. Sabıkan da var. Kimse işe almaz artık seni. Nasıl para kazanacaksın Kemal? Ne iş yapacaksın? Nazan psikopatı peşimde Mesude. Her an başına bir şey gelebilir diye tehdit etti beni. Yahu ben canımın derdindeyim. Sen durmadan para para para. Yahu aç kuşlar gibi didikledin beynimi be. Sol lobumu yedin bari sağ lobum bana kalsın. Yeter artık dayanamıyorum. İsyan ediyorum canım. Gidip telefon bulup kızlara haber vermem lazım. Ya Neriman Hanım her defasında şaşırtacak bir şey yapıyor. Ya gerçekten enteresan bir kadın. E peki ne yaptı annen, aldı mı bebeği? Evet evet aldı. Eve gittiler beraber. Ya Cemre sen de saatlerdir yoktun. Neredeydin? Hiç, öyle dolandım biraz.
kim? Hop hop. Bekle kardeşim. Elini kolunu sallayarak nereye gidiyorsun? Sen kime baktın? Benim kızım burada kalıyor da ona baktım ben. Ben Songül Celen'in babasıyım. Ne? Kızlar, siz de benim duyduğumu duydunuz değil mi? Evet. Kızlar, Songül nerede? Yok, daha gelmedi o. Ben bir yerde beklerim. Geçin şurada bekleyin. Allah Allah, kim ki bu? Alo. Songül sen misin? Songül mü? Söyle hemen gelsin, babası burada. Eylül, o adam orada mı? Hangi adam? Ya o işte. Songül, baban burada onu soruyorsan. Ya baban deme kızım şuna. Yüzünü bile görmek istemiyorum. Bana bak, tekrar arayacağım. Gittiyse geleceğim, anlaştık mı? Değil, tamam. Babasını görmek istemiyormuş. O gittiğini öğrenmek için bizi arayacakmış. Nasıl ki adama? Kim bilir ne kadar özlemiştir kızını. Çok çalışmadan, kendinizi yormadan haftada 5.000 kazanmak ister misiniz? İsterim tabii canım. Alo, ben Kemal Yılmaz. Gazetedeki ilan için aradım. Haftada 5.000 olan. Nasıl? Halı satacağım. Halı başına prim. Peynir ekmek mi ki kardeşim bu halı? Bu hesaba göre günde en az 50 halı satmak lazım. Evet. İşime gelmedi. Ne oldu? Zoruna mı gitti? Ben it gibi kapı kapı dolaşıp halı satacağım. Sen de oturduğun yerden voleyi vurup cukkanı dolduracaksın. Sensin basıl terbiyesiz. Telefonu suratına kapatıyorum. Sinirlendiriyorlar insanı canım. Songül bile bile gelmiyor, öyle mi? Karşılaşmak istemiyormuş. Ben Neriman Hanım'la konuşayım. Peki akşama kadar gitmezse ne yapacağız? Arka kapıdan sokarız Songül'ü. Ne olacak böyle, hep kaçacak mı babasından? Bakışları da Songül'e benziyor. Lalin, nereye? Merhaba amca. Merhaba kızım. Şey, siz hapisten çıktınız değil mi? Songül benim arkadaşım da ben oradan biliyorum. Benim babam da hapiste. Öyle mi? Geçmiş olsun. Allah kurtarsın kızım. Sağ olun. Acaba siz onu tanıyor musunuz? Ben Maltepe cezaevinde çektim cezamı. Eğer orada yatıyorsa tanırım. Yok hayır. Sen gidiyor musun babanı ziyarete? Evet. Git kızım. Sakın babanı orada yalnız bırakma. İçeride evlat hasreti çok koyuyor. Yazık ya.
Songül böyle olduğunu görseydi barışırdı bence. Dayanamazdı. Niye birine benziyor bence? Songül'ün babası. Kötü olamaz bence. Bir Mesude cadısına bak, bir de Eylül'e Zine. Ya ben onu seni övmek için söyledim Eylül'cüm yani. Songül arıyor galiba. Efendim Songül. Eylül gitti mi? Alo Songül. Ha, baban gitti şimdi. Biz seni bekliyoruz. Hadi gel. Tamam geliyorum. Tamam. Cemre, Songül'e kumpasa buna gerçekten çok sinirlenecek. Şimdi yüz yüze gelince bence küs kalamaz. Kesin yumuşayacak. Ben biliyorum Songül'ü. Feride, kim bu adam? Ne işi var bizim bahçemizde? Ha, Songül'ün babasıymış Neriman Hanım. Öyle mi? Çıkmış mı hapisten? Çıkmış. Şimdi kızını da alır götürür. Ay, bugün aldığım en güzel haber bu. Kurtulacağız o ele başında. Ne zararı var size Songül'ün Neriman Hanım? Ayrıca babasıyla görüşmek istemiyormuş kız. Allah Allah! Ne demek görüşmek istemiyormuş? Anaları babaları çıksa bir der, çıkmasa ağlaşıp dururlar. Ne istiyor bunları anlamadım ki. Songül. Aynı annene benzemişsin. Cemre niye yalan konuştun? Hani gitmişti? Eğer konuşursanız bir şeyler düzelir diye düşündüm. Ya beni ortada bırakan, annemi hasta eden bir adamla ben ne konuşayım? Ben bunları size yaşatmak istemedim kızım. İçip içip her gece sızardı. Annem kapı kapı bu adamı aradı. Ya annemi hasta eden adam bu adam!
Çok gençtim. Aptallık ettim kızım. Çok pişmanım. Benim annem öldüğüne pişman oldu mu? Hayır tabii ki. Ya beni ortada bıraktı. Kızım yalnız kalır, bana ihtiyacı olur diye sordu mu? Sormadı. Bir kavga etti, adam bıçakladı, sonra da hapse düştü. Benim bu yetimhane düşmemin tek nedeni bu adam. Şimdi gelmiş karşıma benimle konuşmak istiyor. Benim bu adamla konuşacak hiçbir şeyim yok. Hayatımda bu adamı istemiyorum, affetmiyorum. Defol gitsin. Kemal'a liseli gibi kapılarda beklemeye başladım. Kız Eylül, bu yaşından sonra şu adamı düşürdüğün hale bak. Ne oluyor lan orada? Allah Allah. Bu adam da kim acaba? Hayırdır? Senin de mi içeride bir derdin var kardeş? Ne çektik bunlardan be? Hayır, hiçbir eksiğimiz de yok. Mis gibi de adamlarız. Anlamadım gitti vallahi. Senin de mi kızın var mı? O da mı seni görmek istemiyor? Benim de kızım beni görmek istemiyor. İnsanın sevdiğinden ayrı düşmesi çok zor şey vallahi kardeşim. Sen hangisinin babasısın? Bu içeri girenlerin. Yok. Songül'ün babasıyım ben. Songül demek. Tanıyor musun sen benim kızım? Yok. Yok canım. Yok, tanımıyorum. Sen nereden böyle elinde bavullar? Hapisten yeni çıktım. Hapisten yeni çıktın demek. Bak, vallahi de billahi de biz seninle kader arkadaşıyız. Canım, benim de zamanında böyle ufak bir iftiraya uğramıştım var. Ya gel, gel biz seninle çay içelim, şöyle karşılıklı bir çift lafın belini kıralım. Kalacak yer hallettin mi sen? Yok, daha ayarlamadım. Bak o zaman tam adamının yanına düştün. Hallederiz kardeşim. Hallederiz canım. Gel. Ben sana yardımcı olurum güzel kardeşim, gel. Uzun uzun anlatırsın şimdi bana. Songül. Kardeşim ağlama artık. Tamam gitti işte, bir daha da geri gelmez. Songül. Çok özür dilerim. Ya ben babana karşı bu kadar sinirli olduğunu bilmiyordum. Ya tahmin edemedim, affedersin diye düşündüm. Tamam, özür dileme. Bundan sonra da babamla ilgili konuşmayın kızlar. Konu kapandı, benim öyle bir babam yok. Nereye gidiyorsun? Yüzümü yıkayacağım kadar. Bana hasta muamelesi yapmayın kızlar.
hayat da bazen dayanılmaz oluyor. Bırak gitsin. Evimizdeyiz işte. Kurtuldun artık. Hadi gülümse kızım. Teyze. Kan. Hoş geldin. Teyze nasıl çıktı anne? İçeride anlatırım. Hadi girelim içeri. Serkan kardeşim çantasını alır mısın canım? Bakıyorsun Eylül. Dalmışım, pardon. Cemre. Defne'nin mahkemesi ne zamandı? Sen şahitlik yapacaksın değil mi? Yani bilmiyorum ki. Ne oldu diye sormadım. Ben bir su alayım. Susadım da. Bulamıyorsunuz değil mi? Gideyim de bari rahat rahat konuşun. Son günde baba düşmanı çıktı. Ne insafsız, ne acımasız bir kız değil. Saçmalama, son gün ne alakası var? Çok alakası var Kader. Farkında mısınız? Oturduğumuzdan beri ağzınızı bıçak açmıyor. Ya Songül sen dur. Ben şimdi onu fabrika ayarlarını döndürürüm canım. Peşinden geldiğimi görüyorsun da niye beklemiyorsun acaba? Meral gider misin? Yalnız kalmak istiyorum. Ya tamam konuşma. İki dakika dinle anasını satayım. Meral sen beni mi taklit ediyorsun? Yani. Ya aslında küfürlü konuşmak pek tarzım değildir ama ortam yumuşasın diye. Yani cici kız imajımı daha çok seviyorum. Meral ne istiyorsun? Songül. Bak şimdi canız. Benim annemi bilmediğim bir dönem vardı ya. Hani Seher abla diyordum. O kayıp zamanlarıma o kadar çok üzülüyorum ki. Keşke annem diye sarılsam. Öpseydim böyle elini ayağını. O kadar zamansız kaybettim ki onu. Anne dediğim her saniye çok önemliymiş. Ya senin babana da bir şey olursa? Saçmalama kızım. Ne olacak benim babama? Ya bir şey olursa işte. Ya inşallah olmaz da. Ya babamı kaybedersem diye düşün kızım. Ya son söylediğin şeyler bunlar mı olsun istiyorsun? Çekinme, gir, gir. Al bakalım odanın anahtarını.
Yani tabii pek konforlu değil ama belini doğrultana kadar idare edeceksin artık. Bak mis gibi havlular da koymuşlar tertemiz. Ah! Ben bu gecelik oda kiranı da hallettim. Allah razı olsun. Aa, estağfurullah, estağfurullah. İnsanlık öldü mü canım kardeşim? Bak, ayıptır söylemesi, melek gibi adamımdır ben. Yani nerede bir düşkün görsem, Hızır gibi yardımına koşarım. İşte böyle bir insan bu adam, ya. Heh, burada kalem kağıt da varmış. Şimdi ben sana telefon numaramı yazayım. Senin cep telefonun var değil mi? Yok. Aa, hemen bir cep telefonu edin kendine. Cep telefonu önemli. Aldığın zaman da bana mesaj atarsın, ben de numaranı kaydederim. Al bakalım. Güzelce istirahat edersin. Sağ ol. Heh, selamet. Sen. Bak, hep sevdiğin şeyleri yaptırdım sana. Salatada ister misin yanına? Börek, sen de böreği çok seversin bir tane. Al anneciğim. Niye yemiyorsun kızım? Aç değil misin? Ayşe diye bir kız var. Ona para gönderelim, tamam mı? Ya yazık, çok fakir. Oradaki yemeklerle karınları hiç doymuyor. Tamam kızım, tamam. Göndeririz. Ama sen karnını doyur ne olur. Hadi yavrum. Bir gün seninle değişeceğini biliyordum Defne. İstifa ettim ha? Ne demek istifa ettim? Gül gibi iş bırakılır mı evladım? Oturduğun yerden para kazanıyordun. Delirdin mi sen? Anne, evleniyordum farkındaysan. Yani zengin koca bulmak da mesai istiyor. Yani? Hem çalışıp hem koca bulunmuyor mu? Tamam, buldum. Ama onu elinde tutman lazım değil mi? Ben bütün enerjimi ilişkime vermek istedim. Verdin, verdin. Çok verdin. Ayol, adamı elinden kaçırdın evladım. Nerede hata yaptım ben acaba ha? Nerede hata yaptım? Sen kime çektin böyle? Bu kadar sorumsuzluk olur mu canım? Anne abartma ya. Abartma. Alt üstü işten ayrıldım. Banka soymuşum gibi davranma yani. Bu kaçıncı iş? Habire iş mi değiştirilir? Hadi canın istemedi, çalışmadın. Ben mi sana bakacağım ha? Koca kız oldun evladım. Düş yakamdan artık, düş. Anne yeter ya, bu kadar fazla geldiysem çeker giderim zaten. Yeter ki sus, sus. Çarpma kapıyı, çarpma anneye kapıyı. Anneye kapı çarpan eller taş olur. Bak, bu bir de dağınık, bir de dağınık. Babası kılıklı.
Bitti mi? Hı. Ne kadar çabuk çözdün o kadar soruyu. Galiba ben huzurlu olunca kafam çok çalışıyor. Kardeşin için seviniyorsun değil mi? Düşünsene bugün ilk kez annemin koynunda uyuyacak Umut. Yani öyle benim gibi anne kokusuna hasret büyümeyecek. Çok güzel değil mi? Ya canım kardeşim benim. İnşallah her şey daha güzel olur. İnşallah. Ya işte böyle inatçı keçi. Bana çok kötülüğün dokundu ama sonunda elime düştün. Artık baban elimde. Bakalım şimdi ne yapacaksın? Bu adamla şaka olmaz. Ben sana bunu unutamayacağın şekilde öğreteceğim. Ne oluyor kız Mesude? Metin'ime bir şey mi oldu? Ateş atılmış gibi bir yaklıyor çocuk. Yok yok. Metin ağlamıyor da Banu bebeğini geri almış. Derdi neyse artık susmuyor zavallıcık. Bana ne be el alemi çocuğunun derdinden? Git söyle şuna sustursun veledini. Yahu bu adam kendi evinde de rahat edemeyecek mi artık canım? Allah Allah. Tamam ben bakarım şimdi. Yeter 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 sus artık sus artık. Altın temiz, karnın tok. Niye ağlıyorsun? Çıldıracağım ya, çıldıracağım. Banu, Kemal geldi. Bak ikisi birden kapıya koyacak şimdi. Sustur çocuğu. Ay, görmüyor musun halimi? Çocuk susmuyor diyorum. Kucağına al o zaman. Daha ana kuzusu bu. Bir sıcaklık, bir koku, bir şey arıyordur. Hiç mi annelik yapmadın? Anlamadım ki. Ay, tamam, alırım şimdi. Bebek bile anladı senin ne sevimsiz bir şey olduğunu. Ondan zırlıyor. Neden olacak başka? Özen, hoş geldin. Hoş bulduk. Öğle molasında buluşacağız sanıyordum ama çıkacağım çünkü birazdan. Seni geç bırakmam işe ya. Ha, mutlaka görüşeceğiz deyince. Gel o zaman bir kahve içelim, sabah kahvesi içelim birlikte. Yok, yalnız taksi bekliyor. Bavulları tek başıma indiremem. Yardım edersin değil mi? Ne bavulu? Hadi Feride, taksi bekliyor. Bunlarla niye geldin? Anlamadım. Annemle çok feci kavga ettik. Ben de pılımı pırtımı topladım geldim. Ne yapmış mıyım? Haydi. Hadi Feride. Siz yürüyerek gidiyorsunuz okula ya. Ben şimdi otobüs çilesi çekeceğim. Sabahları böyle böyle kalabalık oluyor. Evet, biraz sıkıcıymış. Songül. Baban gelmiş. Kız
daha görmesin beni. Şimdi onunla konuşmak istemiyorum. Ben arka kapıdan çıkıyorum. Okula görüşürüz. Biz ne diyeceğiz adamcağıza? Tamam, ben konuşacağım. Hadi. Merhaba. Siz Songül'ü görmeye geldiniz galiba da... O sizinle pek konuşmak istemiyor. Anladım. İnatçıdır benim kızım. Öyle hemen yumuşamaz. Bunu Songül'e verir misiniz? Telefon numara. Belki arar. Bir umut. Sizde kızımın fotoğrafı var mı? Onu söylemeden bana verseniz. Hiç olmazsa. Arada bakıp hasret gider. Ben de var. Sağ ol kızım. Songül'e deyin ki, baban sana layık bir adam olacakmış. Yeni bir hayat, yeni bir yuva kuracağımız. O zamana kadar da rahatsız etmeyeceğim onu. Defne, hadi kızım geç kalacaksın. Benim parfümüm sıkılmış bakıyorum. Evet. Ya anne, senin şu taşlı çantanı kullanabilir miyim? Kızım okulda takılır mı? Çok pahalı, 4.000 lira, yazık. Ya anne lütfen. Ya kızlara yıkılmadım, ayaktayım yapacağım. Yani okula en havalı halimle dönmek istiyorum. Peki tamam, hadi kullan. Bir de şu pırlanta bilekliğini de takabilir miyim? Düşürme ama. Ya merak etme, düşürmem. Tamam hadi. Hadi çabuk hazırlan hadi. Tamam. Ya haksız mıyım Feride ya? Kadın çocuk gibi azarlıyor beni. Kız arasında olur canım böyle şeyler. Yakında barışırsınız, üzülme. Hayır, hayır. Kesinlikle barışmaya niyetim yok. Hele bir de istifa ettiğimi duyunca nasıl delirdi, nasıl çıldırdı görmen lazım yani. Kendinden geçti kadın. İstifa mı ettin? Ben zaten çalışmayı çok sevmem. Yani tembellik hakkı diye bir şey olmalı artık hayatta bence. Canım birazcık kafanı dinlersin. Sonra Ankara'ya gittiğin zaman yeniden iş bakarsın. Ankara'ya dönmeyeceğim. Öyle mi? Artık İstanbul'dayım. Burada yaşayacağım. O zaman bir ev tutacaksın herhalde kendine. Bakacağız artık. Hadi bakalım.
Aslında senin evin de bayağı geniş. İçeride fazla bir odan da var, gördüm. Ya Feride, beraber yaşasak şöyle. Tonçiş tonçiş. Olmaz mı kız kıza? Ya çok güzel olur. Hem ben işe girdikten sonra sana kiranın üçte birini de veririm. Sen de memur maaşında zorlanmazsın. Ne şanslısın kız. Güzel güzel, çok iyi oldu böyle. Ev de fena değil, hoş. Bak gelmiş işte. Şunu alır mısın? Bu ne Cemre? Babanın telefon numarası. Ya niye konuşuyorsunuz şu adamla? Ben sana onunla konuşma demedim mi Cemre? İstemiyorum hiçbir şeyini. Ya Songül lütfen alır mısın şunu? Bak kızgınlığın geçince aramak isteyeceksin. Ya istemeyeceğim Cemre, anlamıyor musun? Ona olan kırgınlığım hiçbir zaman geçmeyecek. Lütfen bak inat etme. Sonra çok pişman olursun. Tamam sus, alıyorum. Ama emin olun çöpe atmak için alıyorum. Bakmayın, bakmayın. Neriman Hanım, kızınız Ankara'ya gitmemiş. Ay evet, biraz daha kal dedim. Doyamadık da birbirimize. Şöyle analı kızlı bir biraz daha vakit geçirelim dedim. Biliyor musun, bana da çok iyi oldu. Özlem bana çok düşkündür. Elini sıcak sudan soğuk suya sokturmuyor kızım. Çok da saygılıdır. Ah, sen nereden biliyorsun Ankara'ya gitmediğini? Bana geldi de oradan biliyorum Neriman Hanım. Kavga etmişsiniz, eşyalarını toplamış, bana geldi. Ya? Yok artık. Defne mi bu? Ta kendisi. Nasıl çıktı bu ya? Defne. Sen nasıl çıktın içeriden? Ya nasıl olacak? Para yedirmiştir birilerine. Ya ben biliyorsunuz dur diye düşünmüştüm. Cemre söylemedi mi? Neyi? Cemre şikayetini geri aldı. Çünkü suçsuzum. Bir melek kadar masumum yani. Cemre. Doğru mu bu? Neden şikayetini geri aldın? Acıdım çünkü. Acıdın mı? Bu manyak sana neler yaptı? Sen de ona acıdın mı? Vallahi bebişim, ben senin ikincisin diye takdir ediyordum ama sen diyeceğine boyeziklere benzedin ya. Ya siz hiç laftan anlamıyor musunuz? Bir tokat yediğinizde diğer yanağınızı mı çeviriyorsunuz ya? Yeter artık ama. Meral bu sefer haklı Cemre. Yani yaptığın çok büyük bir salaklık. Kızım, Defne insanı bu. İyilikten anlıyor falan desem neyse. Yani diyecek bir şey bulamıyorum sana. Demek Özlem Hanım bundan sonra sende kalacakmış. Kalsın tabii senin evinde, kalsın da dünyanın kaç bucak olduğunu görsün hanımefendi. Ne demek istediğinizi anlamadım. Pardon, ne varmış ki benim evimde?
ne yok desek daha doğru Feride. Bir kere evinin düzeni yok. Yani Özlem Hanım annesinin evindeki rahatlığı, düzeni senin evinde bulacağını zannediyor ama çok yanılıyor, çok. Ben bir kere Özlem'i ev arkadaşı olarak rahat ettireceğim. Ben gayet eminim Neriman Hanım. Ne diyorum ben? Aman nerede kalırsa kalsın. Ne hali varsa görsün. Bu saatten sonra karışmıyorum artık. Nerede istiyorsa orada kalsın. Karışmıyorum. Nasıl istiyorsa öyle yapsın. Yapmayın Neriman. Şimdi bocalamışsındır sen bir dışarı çıkınca. Alışmak zor oldu mu? Nasıl tipler var içeride? Böyle küfür edip saldırıyorlar mı? Kızım gerizekalı mısınız ya? Yok öyle bir şey. Bizim gibi kızlar var işte. Hem kötü de değiller. Arkadaş falan mı oldun onlarla? He, arkadaş oldum. Mal mısınız ya? Lan kıza bak ya, sanki tatil anılarını anlatıyor. Bu ne rahatlık? Gıcık şey ya. Bu zenginler niye her şeyden böyle kolaylıkla yırtıyor? Onu Defne'ye özgürlüğünü hediye eden kişiye soracaksın canısı. Gelip yanına bir teşekkür bile etmedi, farkında mısın? Ha niye etsin? Ya Defne bu Defne. Ya görmüyor musunuz takılar, çanta falan? Oh şık. Sanki hapisten çıkmadı da defileden geliyor gibi. Kanka bu Defne mi, ben mi yanlış görüyorum? Yok yok, doğru görüyorsun. O. Songül. Hayırdır, ne oluyor? Bana ne soruyorsun? Git kız arkadaşına sor. Ya Güney, gereksiz bir laf sokma oldu. Biz de şaşkınız. Cemil şikayetini geri çekmiş. Günaydın çocuklar. Öğrenim durumu ilkokul. Evet. Daha önce 10 yıl kamyon şoförlüğü yapmışsın. Güzel. Deneyimin de var yani. Hapis yapmışsın. Evet, içerideydim. Neden girdin? Cinayet. Şimdi bizim o pozisyonda adamımız var. Ama ihtiyaç olursa biz sana döneriz. Sabıkan yüzünden almışsınız değil mi beni? Bakın ben onu istemeden yaptım. Çok sarhoştum. Hem artık içmiyorum. Cezamı da çektim. Benim bu işe çok ihtiyacım var. Bakmak zorunda olduğum bir kızım var. Benim yüzümden yetiştirme yurdunda. Eğer bu işi alırsam onu yanıma alabilirim. Lütfen. Bu işe çok ihtiyacım var. Tamam kardeşim, tamam. Bir iş çıkarsa biz sana döneriz. Bakın gerçekten rica ediyorum. Hadi kardeşim, hadi. Çıkabilirsin. Kızlar, bugün okuldan sonra takılalım mı? Caddede turlarız biraz. Ya ben gelemem Defne. Ha niye ya? Ne güzel eğlenirdik. Ya bak açık konuşacağım ama bozulmak yok, tamam mı? Annem artık seninle takılmamı istemeyebilir. Ne? Ya ne diyorsun sen? Pelin teyze beni çok sever. Ama sen sabıkalısın kanka. Hem benim annem de seninle görüşmemi istemeyebilir. Ya biz kanka değil miyiz? Ya öyleyiz, öyleyiz de. Yani bir süre sadece okulda görüşsek böyle daha iyi olacak bence, hı? Bence de. Hadi görüşürüz.
Defne, az önce bir ses duydun mu? Ne sesi be? Kırılan kalbinin sesi. Ne oldu? Kankaların seni terk mi etti? He, sana ne be? İşine bak sen. Yoksa ne yaparsın? Ben de Cemre'ye yaptığın gibi uçurumdan aşağı mı itersin? Ne diyorsun sen be gerizekalı? Bana bak bana! Ben Cemre değilim, anladın mı? Meral'im. Kafanı şuraya bir sürterim, kıvılcım çıkar. Ya bırak! Ya bak kabusun olurum senin. Çıktığın hapise geri dönmek için yalvarırsın, anladın mı? Ya bırak, ya bırak! Aa, ne oldu bebişim? Kankaların yok diye gıkın çıkmıyor. Hadi uza şimdi, uza! Hadi. Ne balosu bu? Bu bizim okulda gelenektir. Üniversite sınavına giren son sınıf öğrencilerine böyle parti düzenlenir. Ya kafa dağılsınlar diye herhalde. Biz de gideriz değil mi? Ay keşke ama. Ne giyeceğiz ki? Ya uydururuz bir şeyler, gidelim işte. Nereye gidiyoruz? Partiye. Parti mi? Ay bayılırım partilere. Vallahi siz gidin, ben gelmeyeceğim. Ne demek gelmeyeceğim Songül ya? Komadan çıktığımdan beri hiç adam akıllı eğlenemedim ki. Ya kırma beni lütfen. Ya vallahi Meral Bey'in partiye gelecek falan halim yok. Dördünüz gidin işte. Ya oyun bozanlık, hep oyun bozanlık ya. Kader. Ben biraz... Aa, baksana. Songül. Bolo varmış. Beraber gideriz değil mi? Olur yani, olabilir, gideriz. Devamlı birileri yüzünden canımızı sıkmaktan yorulduk artık değil mi? Olur olur, gideriz. Tamam. Songül. Senin bu partiye kesinlikle gelmen lazım. Yoksa Güney kıskandığın için gelmediğini düşünecekler. Ne alakası varmış ya? Ben o Güney'i niye kıskanıyormuşum? O zaman gel de bunu millete anlat. Eğer gelmezsen hiçbir şey anlatamazsın. Vallahi gelirim lan o zaman. Ne kıskanacakmışım Güney'i? Gösteririm insanlar onu kıskanmadığımı. Evet, yıkılmadım ayaktayım duruşu sergile kızım. Merak etme, göstereceğim. Oley be, yani hep beraber gidiyoruz öyle mi? Yes bebişim, komalı komla kadar dans edeceğim. Meral, ne diyorsun kızım sen? Doğru düzgün konuşsana, ağzından yel alsın. Ay ne var be, o kadar komada kaldı, bir esprisini yapayım dedim. Ne yapıyorsun kardeşim? Niye atıyorsun kendini yola? Bak bir de konuşuyor. Lan öldürüyordun lan neredeyse beni. Bana bak, doğru söyle, sen o Nazan karısı gönderdi benim üstüme değil mi? Bak o Sayko'ya söyle bıraksın peşimi. Dayanamıyorum kardeşim, artık dayanamıyorum. Nazan kim kardeşim, manyak mısın? Sen atlıyorsun yola, görmüyor musun yaya kırmızı yanıyor. Gerçekten kırmızı yanıyor. Kardeşim bak, Nazan göndermedi seni benim üstüme değil mi? He? Hala Nazan diyor ya. Manyak mıdır nedir? Yürü git. İyice paranoyak etti beni bu kadın. Yok yok. Kemal, bu can korkusuyla yaşanmaz kardeşim. Çalıştır saksıyı, bir çare. Cenk, fark ettin mi? Bugün Songül'ün canı biraz sıkkın gibiydi sanki. Öyle mi? Hiç fark etmemişsin. Yok yok, vardı bir şey.
Ben onu gözünden tanırım oğlum. Acaba gidip bir sorsam mı ne oldu falan diye? Sor da bir kanka sor. Çok şık olur lan. Hem böyle hala onu unutmadığını da göstermiş olursun. Aranız yumuşar belki. Diyorsun. Dedim bile. O zaman sorayım ben. Doğru söylüyorsun oğlum. Ben bir gidip konuşayım ha. Kader'le çıkışta kardeşimizi görmeye gidecektik. Ben Kader'i bulayım, sonra şey yaparız. Güney! Senden özür dilerim Songül. Sen beni gerçekten yanlış anladın. Benim kötü bir niyetim yoktu. Ya sen o kafede baş başa kalabilmek için beni kandırdın. Benim sana güvenim bitti bir kere. Bunu geri getirebilecek bir özür var mı? Özür yok ama lütfen böyle konuşma. Sana inanmıyorum, anlıyor musun? Belki de o gün de yalan konuştun. Güney haklıydı. Ya senin yüzünden aramız bozuldu resmen be. Defne kızım sen mi geldin? Şu ıslah evinde sana yardım eden kızın adı neydi para gönder dediği? Ya bana ne ya? Şimdi onu mu düşüneceğim? Ne oldu kızım sen o kıza acıyordun, üzülüyordun haline. Ya acınacak biri varsa o da benim anne. Hayda. Ne oldu kızım? Senin niye moralin bozuk? Okuldaki herkes hapisten çıktım diye beni ezikliyor. Ya kendi kankalarım bile beni aşağılıyor ya. Merve ve Aleyna bana ne dedi biliyor musun? Ne dediler? Artık anneleri onlarla görüşmemi istemezmiş. Ya ben artık bir hiçim anne. Okulun balosuna gidecek yüzüm bile yok. Ne demek yok? Ne demek yok? Bal gibi gideceksin. Ben ne yapacağımı biliyorum. Ben o geceyi senin gecen haline getireceğim. Sen hiç merak etme. Anne kimi arıyorsun? Okul Aile Birliği Başkanı'nı. Alo Senem, merhaba canım. Ya çocuklara moral olsun diye bir balo tertipliyormuşsunuz. Ha bak ne diyeceğim. Ya biliyorsun ben bu tür organizasyonlarda iyiyim. Sen istersen bu parti işini bana bırak. Ekstra masraf çıkarsa ben karşılarım. Ay yok canım. Ne zahmeti. Bana da bir meşgale çıkmış olur işte. Tamam. Tamam canım. Tamam. Ayrıntıları sonra konuşuruz. Hadi bay. Evet canım. O geceden sonra sen yine okulun en havalı kızı olacaksın. Ya anne ya. Bir tanesi ya. Bir tane. Al. Daha yeni uyudu. Bütün gün zır zır ağlıyor. Uyumuyor da. Delirtecek beni, delirtecek. Şey biz Güney'le internetten baktık. Aslında bu normal bir şeymiş. Bazı bebeklerde olabiliyormuş. Değil mi Güney? Ha, ha aynen. Şey neydi adı? Şey kolik kolik. Kolik denen bir şeymiş. Ama bir iki aymış süresi, sonra geçiyormuş. Ay, çok büyük teselli benim için. Yani iki ay daha böyle zırıl zırıl ağlayacak. Eylül de böyleydi. Gece 12'de bir başlardı, sabaha kadar uyutmazdı böyle. Anlat bunu ona kadar. Kaç ay uyku uyumadım ben onun yüzünden. Annesinin kıymetini bilmesin daha o. Yeter, yeter ya. Bebek de bebek, bebek de bebek. Başka laf bilmiyor musunuz siz? Tamam, germeye gerek yok. Sakin olalım. Değiştiririz konuyu. Değiştir konuyu bu kadar. Aç bir konu. Aç. Defne. Defne hapisten çıkmış. Defne kim? Nazan'ın kızı vardı ya anne. Hapse girmişti o. Asıl hapiste olan benim. Vallahi bıktım bu bebekten. Keşke doğurmasaydım. Aa. Loğusasın diye ağzımı açmıyorum ama sen de biraz lafını bil de konuş canım. Vallahi ben böyle anne görmedim.
Kaner biz kalkalım artık. İzninizle. Bu arada şuraya bir miktar para bıraktım ben. Kusura bakmayın, annem size yardım ettiğimi öğrenince harçlığımı kesti. Bu kadar bırakabildim. İzninizle. Aslında ben bütün filmleri seyrederim. Nasıl ya, böyle fantastik filmlerden falan da hoşlanır mısın? Seyrederim tabii. Hatta süper kahramanlı filmlere bayılırım. Sürpriz oldu biraz. Yani sen daha çok... Daha çok ne? Ha, daha çok romantik filmleri seven bir kız gibi gözüküyorum değil mi? Yani. Bu biraz sürpriz oldu. Şey, o zaman bu hafta bir filme mi gitsek? Yani olabilir aslında. Ben bayağıdır gitmiyorum filme. Güzel. Hafta sonu görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Görüşürüz. Ay, ne oldu bebişim? Ay Can, beni görmeye mi gelmiş? Yani okulda da görüşmüştük ama... Ay yoksa moral gecesine davet mi etmek istiyor beni? Yani bana öyle bir şey söylemedi. Ay direkt söylememiştir o. Yol yapıyordur. Ay sonuçta biri beni davet etti mi diye ağzını arıyordur kesin. Ay of! Ay ben bu candan nasıl kurtulacağım? Kemal, niye altını kapatmadın yemeğin? Dibi tutacak. Kapa dedim sana. Benim tencerenin altını düşünecek halim mi var kız Mesude? Ya Allah Allah. Neyse, yanmamış. Ha, bunlar burada kalmış. Bu merdiven sildiğim apartmanın. Bu Dursun. Bu Fatma ablanın. Bu neydi? Ha, bu Nazan evin anahtarı. Bir daha çalışma burada. At gitsin. Ha, ben sana söylemeyi unuttum Kemal. Bu Nazan'ın kızı Defne var ya, hapisten çıkmış. Vay! Çıkmış demek. Çok güzel kız, çok güzel. Nesi güzel be? Para mı yedirdiler, kim bilir ne yaptılar? Benim kıt akıllı canım karıcığım. Yani o Nazan Saykos artık bana kafayı takmayacak. O bakımdan söylüyorum kız. He, orası doğru tabii. Ben bir Metin'e bakayım. Bak bak sen Metin'e bak karıcığım, Metin'e. Ağzımın tadı yerine geldi. Şimdi Nazan düşünsün. Acaba Feride Hanım'ın nişanında giydiklerimizi mi giysek? Süper fikir. O kıyafetleri okuldan kimse görmemişti zaten. Yok, hayatta olmaz. O geceyi hatırlatan hiçbir şey istemiyorum. Ya kızlar, aslında benim eski dolabım olsa sizi prensesler gibi giydirirdim. Ama işte. Ya kızlar, çok abarttık. Okul partisi değil mi sonuçta? Kot tişört giyelim, gidelim. Ne olacak ki anasını satayım? Ya Songül, hayatta olmaz. Ya her seferinde bunu yapıyorsun. Zaten ayda yılda bir partiye gidiyoruz. Onda da güzel giyinmek istiyorum. İyi o zaman.
Bu güzel kıyafetleri alacak parayı nereden bulacağız Kader Hanım, onu da söyle. Kızlar, illa satın almamıza gerek yok. Yani kiralayabiliriz. Nasıl yani? Gökhan'la gitmiştik. Böyle 70'li yıllardaki gibi giyinmiştik. Ben böyle kocaman kırmızı bir şapka takmıştım. Kızlar, değiştirin bu konuyu. Özlemciğim bak, Toprak'ta bizim çok iyi bir dondurmacımız var. Toprak sana da oradan dondurma aldı. Salonum. Salonum, ne oldu salonuma? Ne oldu? Biraz değişiklik yaptım. Biraz derken? Her şeyi değiştirmişsin. Ama ben de artık bu evde yaşıyorum. Beğenmedin mi? Kızdın mı ya? Ay, kızmadım canım. Ama şaşırdım yani. İnsan bir danışır, bir sorar. Ben çok seviyordum eski halini. Ama hayatım böyle çok çok daha güzel oldu. Yani kusura bakma da sen çok zevksizmişsin ya. Çok. Efendim? Yani ben olsam şu renk bir kanepeyi asla kapımdan içeriye sokmam. Ama neyse, en azından kıyafetlerinle eşyaların uyumlu. Onlar da demode, kıyafetlerim de demode. Neyse. Demode derken? Pardon, nesi de demode? Bu yıl aldım bu. Bu yılın kreasyonu bu bluz. Nesi demode anlamadım. Olabilir ama yani o pantolonun üstüne o bluz olmuş mu Feride? Olmuş mu onun üzerine o? Bir aynaya bak. Olmamış Feride, olmamış yani, olmamış. Ama hiç üzülmüyorsun. Ben sana giyinmeyi de öğreteceğim. Merak etme. O iş bende. Sen dondurma mı almıştın? Alayım mı? Teşekkürler. Ben bir 5 dakika Toprağa bir şey sorup geleceğim, tamam mı? Eşyalarımın hepsini yerini değiştirmiş ya. O da yetmiyormuş gibi aynı annesi gibi sürekli beni eleştiriyor, sürekli yol sokuyor ya. Artık yedireceğim, valla buruma kadar geldi. Yetti artık ya, yetti yani. Ne olursun yalvarıyorum sana, bana yardım et. Evden bu kızı çıkartacağız. Ya işte ödüm patladı ya. Ödüm patladı, tamam. Tamam, çıkaralım. Çıkaralım da nasıl olacak o iş? Annesiyle barıştıracağız. Başka çaresi yok bunun. Tamam, barıştıralım. Nasıl barıştıracağız? Duygularla oynayacağız tatlım. Annesine karşı hislendireceğiz bu kızı. Hislendireceğiz mi? Nasıl? Ya ne bileyim, damardan gireceğiz yani. Damardan anne hikayeleri anlatacağız böyle, anladın mı? Damardan yani. Var mı biliyor musun öyle hikayeler sen? Yok. Ama hallederiz. Hallederim ben onu, şey yaparım ya, bulurum ben onu. Hadi inşallah. Hadi kapat kapıyı da gidelim. Hemen mi? Hadi dedim sana. Songül.
özel mi var acaba? Alo? Kızım? Songül sen misin? Ses versene kızım. Hadi konuş. Alo? Alo, kimsin sen kardeşim? Konuşsana, ses versene. Alo? Ya. Hafta sonu basket maçı var. Gidelim mi? Toprak annesiyle vakit geçirecek hafta sonu. Aa. Golf oynayacaklar. Golf bizim ana sporu da biz. Yıllardır ben bildiğim bileli kendimi annemle golf oynarız. Feridacığım sen ne diyorsun bu duruma sevgisi olarak? Ne diyebilirim ki? O annesi, ben de sevgilisiyim. Ama sen şimdiden ikinci plana atılmayı kabul etmişsin. Anneler her şeyden önce gelir. Şimdi senin başına bir şey geldi diyelim. İlk kim koşar? Anne. Anne koşar. Bugün canın yansa anan ağlar. Zaten ne demişler? Ağlarsa anan ağlar, gerisi yanan ağlar diye. Annelerimizin kıymetini bilelim. Kim bilir bizi ne şartlarda büyüttüler. Ya annemizin kalbini kırmayalım. Annelerle küs kalmayalım. Zaten annesiyle küs olanın işi rast gitmez derler. İnsan annesinin bir duasıyla vezir, bir bedduasıyla rezil olurmuş. Siz hayırdır, niye? Annen her gün şiirleri gibi konuşuyorsun. Anne candır, sen öyle bir kavga ettim, çektim kapıyı çıktım olmaz. Özlemciğim sen evlatsın, alttan alacaksın. Cennet annelerin ayakları altındadır. Pirideciğim ben seni anladım. Ama hiç boşuna nefesini tüketme. Çünkü annemden asla özür dilemeyeceğim. Özür dilemesi gereken biri varsa o da kendisidir, o kadar. Hapishanedeydi. Yani en azından nerede olduğunu biliyordum. Ama şimdi nerede? Nerede kalır, ne yer, ne içer bilmiyorum. Ara sor. Yani tamam barışmak zorunda değilsin ama nerede olduğunu, ne yaptığını öğren en azından. İçin rahat eder. Numaraya atmadığını gördük Songül. İnat etme artık kanka. Az önce aradım. Ne dedin? Hiçbir şey. Yani içimden hiçbir şey demek gelmedi. Yıllarca ona olan öfkemi, sinirimi, kinimi o kadar çok duvarlara anlatmışım ki. Babama söyleyebilecek hiçbir şeyim kalmamış benim. Kardeşim benim. Hadi bakalım Kemal'im. Sazanı oltaya getir. Kim bu densiz bu saatte?
abi. Kemal pisliği. Ne var aşağılık herif? Ha, aşk olsun. Bu adama iyi geceler dilemeden mi uyuyacaksın Nazan Hanım? Sen ne biçim konuşuyorsun benimle sapık? Kırdırırım senin kemiklerini. Kırdırırsın, iyi bilirim. Öyle de manyak bir karısın. Neyse, biz konumuza girelim. Hadi gözün aydın. Kızını çıkarmışsın hapishaneden. Bu arada Defne'nin Cemre'yi niye öldürmek istediğini öğrendim. Ne? Canım, şimdiki gençlerin ağzında da bakla ıslanmıyor. Yalan söylüyorsun. Teessüf ederim. Bu adamın yalan söylediği duyulmuş görülmüş şey mi? Ha? Bak ağzımı aramaya çalışıyorsun. Ben bu oyunlara gelmem Kemal. İyi o zaman. Ben de yarın okulun önüne giderim. Herkesin içinde anlatırım. Bak bakalım oyun mu oynuyormuşum şimdi. Oldu o zaman. Hadi size iyi akşamlar tatlı rüyalar. Tamam tamam kes. Ne bildiğini sanıyorsun anlamıyorum. Ama yani okulun önünde de rezillik çıkarmana müsaade edemem. Önce sen bana bildiklerini bir anlat. Okey okey. Buna da okey. Yalnız bilirsin. Sabırsız bir adamdır bu insan. Bence sen şimdi gel yüz yüze konuşalım hemen. Heh. Delirmiş olmalısın bu saatte. Anandan izin alacaksın be. En fazla yarım saat sürer. Hadi hadi adresi veriyorum adresi. Tamam tamam orayı biliyorum ben. Tamam. Bilgi para kazandırır derler. Ama ben hiçbir şey bilmeden de para kazanıyorum. Tam burada. Don't panik Kemal, don't panik. Ölmedi. Korumadan gitmiş demek ki.
Uyu bakalım yavrucuk. Uyu da bir. Nerede bu Allah'ın cezası pislik? Efendim kızım, ne oldu? Hiç merak etmeyin Nazan Hanım. Evlatlarınız emin ellerde. Melekler gibi de uyuyorlar. Kıyamam. Senin ne işin var çocuklarımın yanında? Bak, eğer onlara parmağının ucuyla dokunduysan... Seni öldürürüm. Yemin ederim seni kendi ellerimle parçalarım. Ha, ben polisi arıyorum. Ben hemen polisi arıyorum. Bak, sakın öyle bir şey yapayım deme. Polis gelene kadar icaplarına bakarım. Sonra evlatlarım diye yanar, yakınır durursun. Bak, ne derdin varsa gel benimle hallet. Dokunma onlara. Hemen çık o evden, hemen çık. Aa, relax Nazan. Sen niye ağlamaya başladın böyle birdenbire? Bak, ne diyeceğim. Gel biz medenice konuşarak halledelim bu meseleyi. Hatta beklerken ben bitki çayı demleyeyim. Böyle seni iyice gevşetir, rahatlatır. Ne dersin? Ha? Tamam, 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 tamam. Ben hemen geliyorum. Ama sakın onlara ilişme. Sakın onlara ilişme. Cezası. Allah'ın cezası. Şimdi kırmızı görmüş, boğa gibi olmuştur. İkinci aşamaya geçelim. Sadullah, benim Cemal. Cemal, benim Cemal. Uyandırmadım inşallah. Ya benim amca oğlunun acil taşınması gerekiyor da... eşyalar paketlenecekti, gelip bir el atıver diyecekti. Bu saatte mi? Yarın sabah erkenden kamyon gelecek, eşyalar yüklenecek. Ben de düşündüm ki, madem para sarf edilecek... elin adamına gideceğine, benim güzel kardeşimin cebine girsin 3-5 kuruş da olsa. Yanlış mı düşünmüşüm yoksa? İyi, tamam. Gelirim. Neresi? Ha, senin kaldığın pansiyona çok yakın zaten. Bilmiyorum da bulurum. Hadi gecikmeden çık, hemen gel. Sen uyumaya devam et. Kardeşim. Ağla. Ağla, rahatlarsın. Songül. Songül. Kızlar. Yani ben de babamla barışmak istiyorum. Ama sonra aklıma anneme yaptıkları geliyor. O yüzden onu affedemiyorum. O zaman daha da çok kalbim acıyor. Ya ne yapacağım ben? Ya kendine biraz zaman ver diyeceğim ama. 12 yıl olmuş. Sinirlerim bozuldu, bebek gibi ağlıyorum ya. Ben sana kıyamam ya. Moral sarılması yapalım. Kızlar. Kızlar. Kızlar, bir dakika.
bir dakika. Ya, ya kızım dur, boğacaksınız beni ya. Tamam iyiyim. Sadece biraz sinirlerim boşaldı. Bak, ben senin keyfini yerine getireceğim şimdi. Kızlar, pijama partisi yapıyoruz. Parti mi? Aşk olsun kızlar ya. Bana neden haber vermiyorsunuz? Kıza bak ya, Meral 2. Geldi Safsado. Heh, geldin mi Sado? Geldim. Bekleme o zaman dışarıda. Gir içeri gir. Sadocuğum. Eşyalar içeride. Gel bakalım. Işıkları yak da eşyaları görelim. Elektrikler yok. Evin sigortaları atmış galiba. Oo, senin amcaoğlu da bayağı zenginmiş ha. Öyledir, öyledir. Ev sahipleri nerede? Ortada hiç kutu falan da yok. Hah. Onlar da kutu almaya gittiler. Böyle marketlerin falan önünden toplayıp geleceklermiş. Yola çıkmışlardır şimdi. Bana bak Cemal. Bu iş benim hiç hoşuma gitmedi. Eğer yanlış bir şey yapıyorsan beni sakın bulaştırma. Yahu Sado ver şunu ver. Önce şu feneri bir kapatalım. Ya hırsız gibi hemen telefonun fenerine sarıldım. Allah Allah. Ha, hırsızlığa geldim. Evi çok beğenince de bir arkadaşımı çağırayım dedim. Yahu. Hiç olur mu öyle şey, he? Hem böyle alarmı olan güvenlikli bir eve hırsız dediğin nasıl girsin öyle hemencecik? Bir de buradan düşün. Bak arabanın sesini duydun mu? Amcamın oğlu da geldi galiba. Hadi bakalım artık için biraz rahat etsen. He, gel, gel şöyle. Ayakta kalma, istirahat et. Ben de amcamın oğlunu karşılayıp geliyorum Sadocuğum. Sen otur etrafa bak. Allah'ım.
Yazıklar olsun. Ne yaptın sen Nazan Hanım? Biri mi vuruyor? Seni krizi mi geçiriyorsun? Kol? Ya ne kolu ya? Örümcek adam, örümcek. Ay Meral, o nasıl örümcek adam anlatmak? Songül'ü pek sarmadı bu oyun galiba. Ya Songül, kader şimdi maymunlar cehennemini yapacak. Maymun taklidi yapınca o kadar çok güleceksin ki. Ya kızlar, gerçekten çok güldüm. Çok güzel taklit ettim Meral. Vallahi çenem ağrıdı gülmekten. Ya ben demiştim önce yastık savaşıyla başlayalım diye. Hop! Oha! Ya! Ay duş bunun içine beton mu koyuyor ya? Ya kaçma. Kızlar, yeter ya, lütfen uykum geldi. Hadi uyuyalım. İyisin değil mi? İyiyim, iyiyim Cemre. Vallahi hepinize teşekkür ederim. Sağ olun. Yaşıyor değil mi? Maalesef. Hakkın rahmetine kavuşmuş. Meftah. Ulan. Ulan nedir bu başıma gelen? Kim bu? Neyin nesi? Hiç. Önemli biri değil, garibanın teki. Bana yardım etsin diye çağırmıştı. Ha senin suç ortağın bu. Aşağılık herif. Ölünün arkasından kötü konuşulmaz, günah. Polisi arayacağım. Benim hiçbir suçum yok ki. Evime zorla girmişsiniz. Çocuklarım tehlike altında. Defne, Serkan. Yahu bir dur, sakin ol. Çocukların iyi, uyuyorlar. Hem bence sen artık kendi ardını toplamanın derdine düş. Katil oldun lan katil. Çek elini. Benim bir suçum yok ki. Evime zorla girmişsiniz. Biz insan gibi medenice kapını çaldık. Sen de açtın, içeri aldın. Sonra aranızda münakaşa çıktı. Vurdun, öldürdün. Ne kapısı be? Yahu bak bakalım kapının kilidinde zorlanma var mı? Bu adam da böyle verecek ifadesini. Var mı problem? Yok. Bana mı inanırlar yoksa senin gibi sabıkalı bir sapığa mı? Senin de cinayetten sabıkan var Nazan Hanım. Öyle beraat etmen sicilinin temizlendiği anlamına gelmez. Duyur hemen Bur Gökhan. Hani şu çarpıp kaçtığın oğlan? He? Yazık, yazık. Vallahi çok yazık Nazan Hanım. Bu gariban şimdi mezara girecek, sen hapse. Serkancık'la Defnecik de ya yetimhanede kalır artık ya da sokakta, kim bilir. İyi olmadı bu Nazan Hanım. Hiç iyi olmadı. Baksana Nazan Hanım. Buz gibi ceset.
Aslında polisi karıştırmadan da hallolur bu mesele ama... Ne yapacaksın onu? Issız bir yere atacağım Nazan Hanım. Ne yapayım? Ha, Nazan Hanım. Bak az kalsın unutuyordum. Yapmam gereken çok önemli bir şey var. Bu ikimiz için de önemli canım. Ha, sen gel de şöyle bir tutuver ucundan. Gel. Belgeleyelim. Bunca emeğin, çabanın bir garanti belgesi olsun değil mi ama? Evet. Ya sen şimdi oradan çekemezsin. Gel sen ayak ucundan tut, ben oradan taşıyayım. Hadi bakalım. Hop. Şöyle bir ucundan tutuver artık. Hayata dokunmam, ben hayata dokunmam. Beni nelere bulaştırdın, Allah belanı versin pislik. Hayatını kurtarmak için ter döken adama bir de çemkir. Nazan Hanım, sen git istersen. Şimdi çocuklar uyanıp da ortalığı birbirine katmasın. Bundan sonrasını ben hallederim. Pis iş zaten. Belanı versin. Belanı versin. Yaşıyor musun lan sen? Yaşıyorsun. Lan yapılır mı bu be? Tam tezgah kurmuşum. Para musluktan akan su gibi akacak. Şu yaptığın şeye bak. Neyse. Thank you.
hepimize elbise kiralamayı yeter mi? Bence yetmez. Beni saymayın zaten. Ben kotla geleceğim. Ay saçmalama Songül. Sana da bakacağız bir şeyler. Kızlar tamam sakin olun. Yani paramızın yettiği kadarıyla ayarlayacağız bir şeyler. Hayrola? Para mı sayıyorsunuz? Hiç sorma Edoş. O kadar çok ki saymakla bitmiyor. Okulun moral gecesi var da elbise kiralayacağız. Kiralık elbise de mi oluyormuş? Evet oluyor Edoş. Ha, dur bir dakika o zaman. Ah, bu da benden. Ya Edoş'um sen bir tanesin. Ben bir meslek sahibi olayım, iyi bir işim olsun, sana bir sürü elbise alacağım. Siz bayramlarda beni unutmayıp elimi öpmeye gelin de elbise eksik kalsın. Biz seni unutur muyuz kız Edoş? Kolum kadar levyeyle vurdu kadın kafana. Canım. Sende de taş gibi kafa varmış maşallah. Tü. Bak hala hayattasın. Şimdi ben insaniyet namına gerekli ilk müdahaleyi yaptım. Ama dikişlik olmuş o kafa, dikişlik. Bence senin acilen bir hastaneye gitmen lazım. Bir de akıl veriyor iblis. Hop. Dur canım önce bir konuşalım. Doğru söyle lan. Orası amcanın oğlunun evi falan değildi değil mi? Beni hırsızlık için soktun o eve. Kandırdın lan beni. Kandırdım. Kanmasaydın. Sen de ne diye ilk gördüğün adama inanıyorsun? Lan defol git, gebertirim seni. Beni kendi pisliğine bulaştırma. Bulaşacağın kadar bulaştın zaten Sado. Ben hiçbir şey yapmadım lan. Gider polise her şeyi anlatırım. Git. Hiç durma git. Hemen anlat. Koşa koşa git hadi. Seni yakaladıkları gibi haneye tecavüzden, hırsızlıktan anında tıksınlar içeri. Bir 10 yıl daha göreme o güzel kızını. Allah cezanı versin lan senin. Ya sen de meseleye biraz bardağın dolu tarafından bak be kardeşim. Pozitif ol, pozitif. Be pozitif, be pozitif. Ev sahibesi seni öldürdüğünü zannediyor. Ya? Ne? Yani talih kuşu kondu kafana kardeşim, talih kuşu. Şimdi var ya, cinayetin üstünü örtbas etmek için böyle kum gibi akıtacak parayı, kum gibi. Bak benim yerimde eğer bir başkası olsaydı, sana kuruş koklatmaz, bütün parayı kendi cebine indirirdi. İndire gandi. Ama bu adam kimsenin hakkını yemez, senin de payını vereceğim. Tabii şimdi uzun bir süre ortadan kaybolman gerekecek. Ben hiçbir yere gitmem lan. Kızım burada. Onu bir daha yüzüstü bırakıp kaybolamam ortadan. Ya bırak bu iyi baba ayaklarını. Sen kızın için zaten yok hükmündesin. Bak belki kazandığın parayla onun geleceğini garanti altına alırsın. İyi düşün. Ya aklına yattı değil mi? Yattı. Bak bence şimdi sen biraz dişini sık, kafan iyileşene kadar aman diyeyim odadan dışarı çıkma. Şimdi kadın seni göreceği tutar falan, planımız suya düşer. Ben zaten resepsiyoncuya gece çok fazla içti, fazla kaçırdı, zom oldu, perişan vaziyette dedim. Hadi bakalım benden haber bekle, afiyet zengin. Böyle alıyorsun.
ben neye bulaştım? Of Kemal, Allah'ın cezası. Ne yapacağım ben? Nasıl kurtulacağım bu işten? Günaydın oğlum. Günaydın anne. Anne inanılmaz başım ağrıyor ya. Niye uyandırmadın bu saate kadar beni? Bugün okul yoktu ya, ondan kaldırmadım. Ay çok uyudun ya, ondan ağrıyor demek ki başın. Telefonu gördün mü peki? Nerede bıraktın en son? Odamda olması lazım ama yok. Anne. Ne oldu kızım? Anne. Ay ya, gece evde bir adam vardı. Ne? Ne? Kabus mu gördün kızım? Ya hayır ya. Ya gözümü açtım, böyle bir maskeli bir adam vardı. Tam böyle bağıracakken eliyle ağzımı tıkadı. Ya sonra böyle bir sprey sıktı, bayıldım. Aman Allah. Anne doğru olabilir mi bu? Eve biri mi girdi gece? Bilmiyorum ki oğlum. Ne bileyim. Abi belki hırsız falandır. Ya onlar böyle sprey sıkıp bayıltıyorlarmış değil mi? Telefonum. Allah kahretsin, telefonum çalmış. Benim de telefonum yok. Odamda bulamadım. Tamam, tamam, tamam. Sakin olalım. Ya anne nasıl sakin olalım ya? Peki başka bir şey almış mı? Neyse, yani en azından bize bir şey yapmamış. Tabii ki yapamaz. Ben varım burada. Ya gece ben bir ara susamıştım. Aşağı su içmeye indim. Demek ki hani benim sesimi duyunca kaçmış. Ya anne polise haber versene ya. Gelsinler, parmak izi falan alsınlar. Tabii yani polise haber vermek lazım değil mi? Anne hadi haber ver. Tamam, tamam arıyorum. Alo, iyi günler. Ya dün gece evime biri girmiş. Çocukların cep telefonunu almış. Hayır, başka da bir şey yok bildiğim kadarıyla. Evet, Nazan Özgün, Koşuoğlu Mahallesi, Nilüfer Sokak, No 27. Tamam, bekliyorum. Birazdan gelip inceleme yapacaklarmış. Ya tam parti sabahı ya. Hazırlanıp süsleneceğime ifade vereceğim. Polislerle ben ilgilenirim. Bu gece senin gecen. Sen hazırlanmana bak. İyi tamam, ben odama çıkıyorum. Tamam canım. Ben bütün gece evimi eski düzenine dönüştürmeye çalıştım. Sen biliyor musun? Şuna bak. Her şeyini atıyor, fırlatıyor. Ben bunun arkasını toplamak zorunda mıyım ya? Mecbur muyum ben buna ya? Bir de yavaş. Ya duyacak. Duymaz. Banyoda. Toprak. Bunların hiç barışmaya niyeti yok bence. Ne yapacağım ben? Mahvoldum. Evlene kadar özlemle yaşamayamam ki onu. Yok artık. Ya da değilim. Toprak, belki de biz onları barıştırabiliriz. Özlem telefonu mu? Şimdi ne yapacaksın? Neriman Hanım'a özlenmişim gibi mesaj atacağım. Ya başkasının telefonuna bakılır mı? Bu Ulvi'yi bir görevmiş gibi düşünelim Toprakcığım. Biz bir anneyle kızı kavuşturacağız, öyle düşün yani. Feride yapma, 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 yapma. Söylediklerinde haklıydın anneciğim. Seni kırdıysam çok özür dilerim. Beni affet. Feride gönderme, Feride yapma. Artık çok geç. Şıp diye barışacaklar Toprak. Sonra da bana teşekkür edecekler. Söylediklerinde haklıydın anneciğim. Seni kırdıysam çok özür dilerim. Beni affet. Ay hayırlı evlat işte, görüyor musun hediye? Nasıl benden eşek gibi özür diliyor. Tövbe estağfurullah. Kızınız mı? Evet hediye, başka kim olacak? Evlat dedim ya. Ama ben onu çok iyi yetiştirdim. Dört başı mamur aile terbiyesi verdim ondan. Eminim öyledir Neriman. Ne diyor?
aferin, hatanı anladın sonunda. Bu seferlik affediyorum ama bir daha olursa yüzüne bakmam bilesin. Ya ben anneme böyle bir mesaj atsam kadının gözlerinden yaşlar akar ya. Bu ne Allah aşkına, bu ne? Ya Feride, barıştırdın işte daha. Ne cincik yiyorsun, telefonu bırak. Şunu iki laf etmeden bırakmam ben. Feride. Yalnız sen de en az benim kadar hatalısın anneciğim. Ben de senden bir özür bekliyorum. Allah Allah, bir de özür bekliyor, terbiyesiz. Daha çok beklersin, ben senin annenim, anneler özür dilemez. Hadi bakalım, göreceğiz bakalım anneler özür dilemez mi? Al bakalım. Sen hep böylesin. İnatçısın, bencilsin. Oynucu, topuzsuna hiç yakışmıyor. Hadi bırak, bırak. Oh be! Rahatladım vallahi, vallahi rahatladım ha. Terbiyesiz, yazıklar olsun sana verdiğim emekleri. Yanında olsaydın o ağzına terli yapıştırdım değil mi? Bu ne ya? Ayıp ayıp şeyler yazıyor burada Toprak. Okuyamam, sen bak. Toprak, ne yaptın ben? Niye engel olmadın bana Toprak? Ya Feride, daha ne yapacağım ya? Daha ne yapacağım engel olmak için? Feride, salonda mısın? Vah, geliyor Feride. Mesela sil. Sil, sil. Ver bana, ben silerim. Ben biliyorum, bırak şunu. Sil. Siliyorum, dur. Aa, Toprak da buradaymış. Selam. Bu çocuk hep burada. Bunlar mı kiralamamız? Habire buradasın. Ne yapıyordunuz bakayım? Biz. Ha. Anladım. Sevgili Sel, durum var. Ben hiç gelmemişim, hiç yokmuşum farz edin. Devam. İyi günler. Devam. Tamam. Hoşça kalın. Ya Feride, ne yaptın sen? Bir daha barışmazlar mı Toprak? Zannetmiyorum yani. Bence barışmazlar. Feride, tamam. Artık tamam, tamam. Tamam, tamam, ne oldu ya? Olmadı, olmadı, olmadı. Ne oldu? Olmaz. Barışmaları lazım. Ne olur bir şey yap Toprak. Barıştır onları. Ben bu kızla yaşayamam Toprak. Yalvarırım sana. Ben seni müstakbel kırarım Toprak. Tamam, 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 tamam. Sakin, tamam. Kızlar bakın, burada çok güzel abiyeler var. Kızım ne abiyesi ya? Abarttınız iyice ha. Ya bugün özel bir gün Songül. Hadi sana da bakalım, bak mesela. Kader, ben gerçekten istemiyorum. Hadi siz kendinize bakın. Songül. Ya bu sana çok yakışır. Ya gerek yok kızı böyle bir şeye. Hadi siz kendinize bakın, istemiyorum. Ya hadi ama. Ya Meral, istemiyorum diyorum. Kızlar, tutun şunu. Ya! Ya kızlar, ne yapıyorsunuz ya? Tamam, tamam, bakacağım. Ya sakin olun ya. Pahalıdır bu ya. Ya çok güzel oldu ama hadi. Ya kızlar, ben burada sınırlı bunu giyemem. Hadi kabine götürelim. Hadi hadi hadi. Hadi. Ayakkabı da getirelim. Dur, ayakkabı da getiriyorum. Ver, ver. Ay, ayakkabı. Kızlar, üstü biraz fazla mı dar oldu? Saçmalama Songül. Bir aynaya bak istersen. Evet ama pahalıdır bu şimdi. E kiralayacağız işte Songül. Ben pazarlık yaparım. Sen beğendin mi onu söyle. Evet. Tamam o zaman. Ya kızlar, bunları da baksanıza, çok güzeller ya Cemre. İyi ki aklına getirdin ya. Kırıştırma sakın Meral. Düzgün tut şunu. Ay tamam. Ay kız kadar. Sen de az kokoş değilmişsin ha. Cemre. Sen de şu beyazı denesen, o sana çok yakışır. Olur. Tut bakayım. Anne, ne yapıyorsun? Ay, sinirlerim bozulunca kendimi temizliğe vuruyorum ya. Anne, polisler parmak izi alacak. Ne saçmasın yani? Aa, evet, doğru diyorsun. Parmak izi. Hay Allah. Siz hazırlanmadınız mı daha? Erken daha. Polis geldi herhalde.
Anne, polisler hırsızı yakalar değil mi? Ya ödümü patlattı gece. İnşallah. Neyse ben kapıya bakayım. Nazan Özgün? Evet, benim. Ya sanırım dün gece evimize hırsız girmiş. Çocuklarımın cep telefonları kayıp. Buyurun, girin lütfen. O ne? Bez. Annem bezi düşürmüş. Ben de onu aldım. Neyse, ben bunu mutfağa bırakayım. Yani salona girdi mi bilmiyorum. Ama kızımın odasına çıkmış, o kesin. O zaman önce bir odayı görelim hanımefendi. Tamam, buyurun. Yurtta içerdik kahvemizi Feride. Paran fazla geliyor galiba. Tabii senin nişanlının babası fabrikatör. Ne alakası var Neriman Hanım? Yani şurada altı üstü bir kahve keyfi yapacağız sizinle. Vallahi bir kahveye 10 lira verince bende keyif falan kalmaz. Ben ısmarlayacağım Neriman Hanım, merak etmeyin. Öyle mi? Ben de. İyi o zaman. Şu bol köpüklü olanlardan içeyim. Cappuccino. Bilmiyorum adını. Ben sen gibi sosyetik değilim. Sütlü kahve işte. Kızları da kendin gibi sosyetik alıştırdın. Okulun balosu varmış. Yalvar yakar izin istediler. Bak senin gözetiminde izin verdim ona göre. Eğer sen gidemeyeceksen... Gideceğim Neriman Hanım, gideceğim. Toprak hocaları da orada olacak zaten. Ha, sen de kendini gezdireceksin yani. Toprak. Aa, Toprak, Özlem. Merhaba. Merhaba. Özlem. Komployla karşı karşıyayız herhalde. Hayır, hayır. Neriman Hanım, biz şimdi bir konuşursanız siz bir orta yol bulursunuz diye düşündük değil mi Feride? Evet, evet. Evet. Kusura bakmayın Neriman Hanım. Ama biz de annemle uzak olduğumuz için böyle şeyler beni çok etkiliyor. Anne kız küs olur mu hiç Neriman Hanım? Ha? En iyisi anne kızı baş başa bırakalım Toprakcığım. Gel canım sen şöyle otur. Neriman Hanım, ben ödüyorum hesabı, siz merak etmeyin. Hadi müsaadenizle. Görüşürüz. Bütün bunlar senin başın altından çıktı değil mi? Tabii annesizliğe daha fazla dayanamadın. Ben de tam tersini düşünüyorum. Ne hata yaptığını anladım, Feride'den rica ettim. Allah Allah, üstüme iyilik sağlık. Şey, şuradaki hanımefendilere 2 tane cappuccino göndereceksin. Bu hesap üstü de sende kalsın, olur mu? Teşekkürler, çok mersi. Siz tamamını verdin bana. Ver şimdi parayı. Allah'ım. Ne olur sen beni koru ya Rabbim bu 2 kadından. Ne olur beni kurtar Allah'ım. Ne olur barışsınlar, küs kalmasınlar. Ne olur küs kalacaksa da bu kız gitsin annesinin evinde küs kalacaksa kalsın. Bana bulaşmasınlar, ne olursun Allah'ım. Nişanlının planı nasıl? Çok tatlısın ya, harikasın. Çok zekice, çok akıllı yani, süper, şahane. Konuşa konuşa çözerler tabii bu işe. Bir de bakmasın Özlem eşyalarını hepsini toplamış, bu akşamdan gitmiş. Ya bugün gitmese de yarın gidecek, bak söylüyorum sana net, net. İnşallah. Hadi gidelim. Hadi, hadi düğelim buradan, hadi. Thank you.
kızlar. Eylül, olmuş mu bu? Tam olmuş, çok güzel. Şey, ruj nerede? Meral hepsini topladı. Ya Meral yeter. Bir kilo makyaj yaptın resmen. Songül, güzel olmam lazım. Bu sefer başkasıyla dans etmek istiyorum. Git kendine başka bir eş bul. Niye? Yoksa beni beğenmiyor musun canım? Bana bak. Kimseyi bulamazsın, elime kalırsın söyleyeyim. Songül bir git ya. Ben birini bulacağım. Kafanda biri var galiba Meral. Yani birkaç aday var tabii. Ay aman, en kötüsü Can'la dans ederim. Kızlar. Ben de sizinle geliyorum. Yani Can beni davet etti. Size ayıp olmaz değil mi? Yok canım ya. Niye ayıp olsun? Sonuçta Can davet etmiş. İyi ki yanına bir tane parti elbisesi getirmişim. Ben hemen gidip hazırlanayım. Aman ne komik. Bir kere zaten en son seçenek olarak demiştim. Kimseyi bulamayacaksın. Bana kalacaksın demiştim canım. Harika görünüyorsun. Özlem. Selam. Özlem. Canım arkadaşım ya. Sen gerçekten harika bir arkadaşsın. Sayende annemle barıştım. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Evet. Sen de öylesin. Ay çok sevindim. Ay çok sevindim. Çok iyi niyetlisiniz ya. Çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Canım benim nasıl sevindim sana anlatamam. Anlatamam nasıl sevindiğimi. Nedir şimdi program? Eşyalarını toplamaya geldin tabii. Yo. Yani beraber yaşarsak yine annemle birbirimize gireriz. Mesafeli olmak daha iyi. Nasıl? Ne düşünüyorsun? Burada kalmaya devam mı edeceksin? Korkma. Ev arkadaşını kaybetmedin. Ben buradayım. Annem gelir sık sık ya. Öyle yaparız. Oo. Neriman Hanım mı? Hı. Hadi ben içeri gideyim. Bir üstümü başımı değiştireyim. Öpüyorum size. Bu arada beğendim. Olmuş hoş. Toprak Hoca da geldi. İkinci taksiyi de çağırdım, geliyor kızlar. Feride Hanım, siz iyi misiniz? Biraz başım ağrıyor.
araba ne şimdi? Değil mi? İyi akşamlar. İyi akşamlar. Kader Hanım ve arkadaşlarını almak için gelmiştim. Kader benim de. Nasıl yani? Cenk Bey sizin için araç kiraladı efendim. Buyurun lütfen. Ya çok romantik. Vallahi klas bir hareket. Ay benim yerime de tebrik et canısı. Ya hiç söylemedi de. Herhalde sürpriz yapmak istedi. Ay çok tatlı ya, çok romantik. Aşkım benim. Hadi canım hadi. Erimeden gidelim. Hadi. Feride Hanım siz de gelsenize. Eylül'cüğüm biz taksiyi çok beklettik. Ben de yerini de iptal edeceğim. Siz gidin güzel güzel, biz geliriz orada buluşuruz, tamam mı? Peki tamam. Hadi bakalım. Bu elbise tasarım ya. Satışa çıkmış mı ki bu? Tasarımcı arkadaşımın annesi. Bana özel dikti. Çok şık vallahi. Ay, isterseniz sizi atölyesine götürebilirim. Ay. Aa, ama pardon. Anneleriniz benimle görüşmenizi istemiyordu değil mi? Yok. Yani benim annem okula döndüğün için sevindi bile. Asıl benimki çok sevindi. Hem benim annem arkadaşlarıma falan ne karışır ya? Parti çok güzel bu arada. DJ falan var. Her şey çok havalı. Annem paraya kıymış. Herhalde yani. Bir tanecik kızı var sonuçta. Vallahi ben bizim Kezbanları çok merak ediyorum. Ne giydiler acaba? Ben de merak ediyorum ama ancak gecenin sonuna doğru yetişebilirler. Niye öyle söyledin ki? Onları özel araçla dağ başına yolladım. Salaklar kesin sevgilileri gönderdi sanıp bindiler. Ay çok iyi. Vallahi senden korkulur Defne. Dedim yanlış yere geldik diye. Ya belki başka bir yoldan getiriyordur dedim ama. Aa. Ya abi bir dakika. Abi sen bizi yanlış yere getirdin galiba. Biz okulun balosuna gidecektik. Ama bana bu adres verildi. Buraya getirmem söylendi. Ama burası olamaz ki. Neyse müşterim bekliyor. Size iyi eğlenceler. Ya ne eğlencesi be? İnci top oynuyor burada. Ya beklesene. Ya kızlar, acaba underground bir parti olabilir mi? Bir girip baksak mı şu binaya? Ya pardon canım ama sen mal mısın? Ya biz buraya girersek bizi kıtır kıtır keserler. Köpek ya da kurt. Ay parçalayacaklar bizi. Meral tamam bir sakin olur musun? Sakin ol. Ben Serkan'ı arayacağım. Ulaşılamıyor. Şey versene Cenk'i arayayım. Ara kız Kader. Biz nereye geldik anasını satayım? Kanka kızlar nerede kaldı?
Eylül'le konuştun mu? Kardeşim benim telefonum çalındı. Ama yoldalardır herhalde. Mine? Feride Hanımlar da geldi, kızlar yok. Hah, arıyorlar kanka. Alo. Aşkım neredesiniz? Dağın başında Cenk. Ne biçim bir araç ayarlamışsın ya? Bizi burada bırakıp kaçtı. Bir dakika, bir dakika. Ben sana araba falan ayarlamadım ki. Neredesiniz siz? Tamam, geliyorum. Oradan ayrılmayın. Yoldayken de ararım sizi, tamam mı? Kardeşim ne oluyor? Anlatacağım kanka. Siz yaptınız değil mi? Defne, sen biliyor muydun, doğruyu söyle. E birazcık. Serkan? Hani bizim kızlar nerede? Ufak bir yanlış anlaşılma olmuş Feride Hanım. Ben şimdi onları alıp geliyorum. Ben de geliyorum kardeşim seninle. Neredeler peki? Hocam siz hiç merak etmeyin. Adreste bir karışıklık olmuş. Ben onları bulup geleceğim. Bulacağım derken anlamadım. Neler oluyor? Ya Feride Hanım. Defne aptalca bir şaka yapmış. Biz hemen kızları alıp geliyoruz. Ne var Kemal? Ne istiyorsun? Teessüf ederim. Ufak bir bakiye vardı da onu hatırlatmak için aradım. Lütfen kızmayın canım. Ufak. O kadar nakdim yok benim Kemal. Bekleyeceksin. Yazlık evi satışa çıkaracağım, o zaman alırsın paranı. Aman diyeyim, fiyatı yüksek tutmayın. Bu aralar emlak fiyatları düşüşte. Bu adam da parasını almak için öyle fazla beklemez. Bana bak kız. Anan nerede senin de? He? Söyle şuna gitsin Banu'ya yardım etsin de sustursunlar şu veledi. Vallahi artık zıvanadan çıkmak üzereyim bak. Bakkala gönderdin ya annemi. Allah'ım. Allah'ım dayanamayacağım artık. Sus, sus. Dayanamayacağım. Ya ne istiyorsun benden? Ölmemi mi istiyorsun ha? Öldürmek mi istiyorsun beni? Ne yapıyor bu manyak?
Çak kendini. Banu! Banu! Banu gir içeri! Banu! Banu duymuyor musun? Banu sakın yapma! Sakın yapma! Kemal koş! Banu kendini camdan atıyor! Ne? Ne? Anne bebek susmuş ki. Şşşt! Kız Mesude, telaşa müdürüsün vallahi. Yok bir şey işte kız. Yok yok, bu ev iyice zıvanadan çıktı. Gittim. Giri giri. Ya tamam dur. Seni camda görünce aklım çıktı. Atacaksın kendini bebekle sandım. Atacaktım. Ama bir anda sustu. Mucize gibiydi. Sanki yüzüme bakıp gülümsedi Mesude. İçim ısındı birden. Baksana ne kadar güzel değil mi? Melek gibi sanki bir tanem. Gibisi fazla. Ah, analık işte. Seni delirtir. Canından bezdirir. Ölecek raddeye gelirsin. Ama bir gülümsemesiyle her şeyi unutur insan. Analıktan istifa edilmez Banu. Büyüyünce yaptıkları gücüne gitse de evlat evlattır işte. Kızlar, nerede kaldınız? Merak ettim sizi. Hiç sormayın Feride Hanım. Ne oldu? Sen gönderdin değil mi o arabayı? Niye böyle yapıyorsun ya? Niye her seferinde kaçırıyorsun? Benimle kalacaksın, en sona olacak. Songül tamam. Ne tamamı Serkan, ne tamamı? Şşş. Ya Songül. Ben bunun hesabını soracağım zaten ondan. Ama lütfen siz ona istediğini vermeyin. Hadi dans edin, eğlenin siz. Ya evet. Hadi kızlar keyfimizi kaçırmayalım. Parti zamanı. Kızlar biz de dans etmek için sizi bekliyorduk. Hadi. Hadi bozmayın keyfinizi. Hadi, hadi dansa. Aşkım, dans edelim mi? Ayrıldık bilmiyorum. Ne olur geri gel, artık yeter. Unutmak zor geçenleri. Sevgi dolu o saatleri. Çıldırırdım belki sevinçten. Bir gün bana dönsem geri. Her şey bitmedi, bitemez. Aşkımız ya. Her şey bitmedi, bitemez. Aşkımız
Ya yine yalnız, yine mağdur. Üzülme canısı. Vallahi Meral, gül gibi çocuğu kaçırdın. Sanırım sen de. Sevmeseydim keşke seni, kahretmezdim günlerimi. Ama aşkta gurur olmaz derler. Yalvarırım affet beni. Unutmak zor geçenleri, sevgi dolu o saatleri. Çıldırırdım belki sevinçten, bir gün bana dönsem geri. Songül, merhaba. Güney, Mine'yle gelmiş. Sen de benim yüzümden yalnız kaldın. Dans edelim mi? Moralin düzelir. Lan sen rahatsız mısın ya? Defol git başımdan. Delirtmeye mi çalışıyorsun beni? Kaç kere söyledim sana. İstemiyorum seni. Anlamıyor musun? Ya bir kızma, sakin ol. Ben zaten başkasından hoşlanıyorum artık. Seni tamamen arkadaş gözüyle görüyorum. Hadi ya. Kimden hoşlanıyorsun? Daha fazla yalan söyleyip küçülme istersen Mert. Yalan falan söylemiyorum. Göreceksin bu pislik. Defne. Benimle dans eder misin? Olur tabii. Sevgi dolu o saatleri. Çıldırırdım belki sevinçten. Bir gün bana dönsem geri. Her şey bitmedi, bitemez. Aşkımız kalmasın yarım. Mutlu günler geri gelsin. Ne olur hiç ayrılmayalım. Şey Defne'den mi hoşlanıyormuş? Ay yok artık. An itibariyle Defne de sevgili yaptı. Ay yok, ben kafayı yiyeceğim. Her şey bitmedi, bitemez. Aşkımız kalmasın yarım. Mutlu günler geri gelsin. Ne olur hiç ayrılmaz. Sen hala Özlem'i mi düşünüyorsun? Unut artık. Ya sadece o değil ki. Neriman Hanım da iki günde bir benim evime gelecekmiş yani. Kabus gibi resmen. Kabus ya, resmen kabus. Bana taşın. Evi de Özlem'e bırak. Evlenmedik daha, olmaz. Evlenin. Hemen. Kış mevsimindeyiz Toprakcığım. Biliyorsun ki ben kır düğün istiyorum. Kır düğün istiyorum ben. Feride tamam, o zaman yapacak bir şey yok. Sabredeceksin bahara kadar. Sık dişini biraz. Eylül. Songül'ün yanında göstermek istemedim. Ama bu fotoğrafı bizim evde buldum. Songül'le Kader'in fotoğrafı, sizin evde ne işi var ki? Mert, ben bir lavaboya gidip geleceğim, tamam? Kader bu fotoğrafı Songül'ün babasına vermişti. Ya Songül'ün babası cezaevinde değil mi? Hayır, çıktın. Birkaç gün önce yurda geldi. Bak Eylül, gece eve hırsız girmiş.
Bizim de telefonlarımızı çalmış. Bir dakika Serkan, sen ne demek istiyorsun? Songül'ün babası sizin eve hırsızlığa mı gitmiş? Yok, yok, yapmaz öyle bir şey. Yok Eylül, yani öyle bir şey söylemek istemiyorum ama... inan ki bende başka açıklaması yok. Ama lütfen sen Songül'e bir şey söyleme. Ayıp olur. Keyfim kaçtı. Hayır, olmaz öyle şey. Ya vardır bir açıklaması. Sen keyfini kaçırma. Hadi. Hadi gel dans edelim. Mine, yeter mi, geçelim mi? Yoruldun mu? Biraz. İyi peki. Until this pain is gone and I don't hurt Songül, dans edebilir miyiz? Defet şunu Songül, defet. Kusura bakma ya. Tamam. Ya Defne, ya bir git. Ya Defne çekilsene. Ne yapıyorsun sen ya? Ya sen hiç uslanmayacak mısın? Çık git şuradan. Pardon, pardon. Mikrofonu alabilir miyim? Eğlencenizi bölüyorum ama bir açıklama yapmak istiyorum. Bizim eve hırsız girmiş, Serkan da benim telefonlarımızı çalmış. Ne saçmalıyor ya? Aptal. Giderken de bu fotoğrafı düşürmüş. Defne, yalvarırım yapma. Serkan'a engel ol şuna. Songül. Songül, hadi gidelim. Hadi. Hadi artık gidelim. Delirdin mi Eylül? Ne oluyor? Uzaktan göremeyenler için söyleyeyim. Kader ve Songül var bu fotoğrafta. İki tane yetimhane gülü. Defne, in aşağı. Şu mikrofonu kapatır mısınız? Ya kapatsanıza! Defne! Songül'ün cezaevindeki babası bizim eve girmiş. Telefonlarımızı çalmış. Sana vermek için çaldı değil mi o telefonları? Belki bizim evin adresini de sen söylemişsindir.
Hırsızın kızısın işte kızım. Anladın mı? Sen busun işte. İnan çok soğuk, susmayı öğrendi yazık içimdeki çocuk. Yüzümü kime dönüp gülsem buradan da soğuk. Kalbimin yerini aldı kocaman bir oyun. Gidecek gibi değil bu zalim görüyorsun. Tam çıkış yolunu buldum kaçarım derken geçmişten biri gelip tutar biliyorsun. Geri gelse de biri görse babam. Kırdın çiçeklere dönmüş hayat. Her şey tamam. Geri gelse de bir görse babam.